Ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. İbrahim Gökçek ile Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, ben hiç uzatmadan konuyu sedef hastalığından başlamak istiyorum. Sedef nasıl bir hastalıktır? Evet, sedef kaşıntılı, kabarcıklı, üzerinde pul pul gibi beyaz lekeler olur. Yılan kabuğuna benzer. 100 yıldır sedef üzerine yazılan, söylenen, çizilen her şeyin afaki olduğu, boş olduğu son yapılan araştırmalarla belgelenmiştir. Peki nasıl oluşur? Oluşum nedenleri nedir? Stres, sıkıntı gibi. Stres, sıkıntı, üzüntü vesaire, evet. Hepsi tetikler. Tetikler. Bunların hepsi yan faktör. Evet. Sedef üzerine 100 yıldır söylenenlerin asılsız orada ortaya çıktı. 100 yıldır deniyordu ki sedefin sebebi hücreler bölünerek çoğalır. Bölünerek çoğalma sırasında protein yetersizliği, keratin denen bir protein hücre yapımında kullanılır. Tırnakta, saçta, deride. Bu protein yetersizliği nedeniyle böyle bir rahatsızlık ortaya çıkıyor deniyordu 100 yıldır aşağı yukarı. Fakat İtalyan asıllı Doktor Simoncini, onkolog ve sedef hastalıkları uzmanı, yapmış olduğu 30 yıllık araştırma sonucunda sedefin sebebinin bağırsaklardaki mantar olduğunu belgeledi. Klinik araştırması bu. Belge var, bilgi var. İsteyen Google'a girerek Doktor Simoncini yazarsa görür. Onkolog ve sedef hastalıkları uzmanı. Ve böylece 100 yıldır söylenen temelsiz, sadece hipotez olan, belgeye bilgiyi dayanmayan keratin protein yetersizliğinden kaynaklanan iddiasını çürüttü. Çürüdü yani. Geçerliliğini kaybetti o iddia. Belgelendi ki bağırsıklardaki mantarların üretmiş olduğu toksik madde nedeniyle bu hastalık ortaya çıkıyor. Bitkisel yollarla çözümü nasıl mümkün? Yani tamamen yok olabiliyor mu, yoksa sadece kullanarak bunu ömür boyu kullanması mı gerekiyor kişinin? Evet. Alman asıllı Profesör Doktor Dieter, Profesör Doktor Neumann, Profesör Neuhausen ve bunlar ekipleri ayrı ayrı ekip kendi hastaları üzerinde klinik araştırmalar yapmışlar. Neyle? Mahonya ile. Mahonya nedir? Mahonya bu gördüğünüz süs bitkisi. Esas vatanı Mahonya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon şehri olduğu için buna Oregon üzümü dediğini çiçek açmaya başlamış. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu sonra Haziran, Temmuz aylarına doğru yavaş yavaş böyle mor bir üzüm şeklini alır, küçük. Meyvelerin tadı pek hoş olmadığı için pek yenmez. Oregon üzümü değil mi? Bunu kullanılan kısmı bu dalının kabuğu ve kökünün kabuğu alkaloid içerir. Alkaloidler bağırsaktaki mantarları yok eder. Böylece sedef hastalığını önler. Buradan birkaç örnek vereyim. Profesör Doktor Vizana ve ekibi sedef hastalıkları üzerinde tedavi denemeleri yapmışlar. Mahonya'dan elde edilen, yani bunun yaprağı ve kökünün kabuğundan elde edilen ekstrakla sedef hastalarını tedavi etmişler. Profesör Doktor Dieter, bu da Alman asıllı bir profesör, hastaları üzerinde yine mahonya'nın dalının ve kökünün kabuğundan elde edilen mahonya ekstraktı, damlası, drajesi veya kremiyle hastalarını tedavi etmiş. Artık sedef problem olmaktan çıkmıştır. Yıllar önce bana bir beyefendi geldi. Şimdi adamcağız böyle Ağustos ayında sadece yüzü gözüküyor böyle. Her tarafı böyle örtmüş. Evet. Başına bere giymiş. Uzun kollu gömlek giymiş. Hiçbir tarafı gözükmüyor. Terörist gibi. Terörist zannettim ben de. Adam dedim, acaba bana mı sizi tehdit mi edecek? Elimi çekmeceye attım, dedi ki o da terörist falan değilim dedi. O da anladı. Nesin ya dedim, Ağustos ayında ne bu kıyafet? Dedi ki hastayım. Ne hastası? Sedef. Dedim sedef, olsun sedef. Benim bildiğim kişinin dizinde olur, dirseğinde olur, kolunda olur. Yani metal para büyüklüğündedir vesaire. Yani o kadar. Hayır hayır dedi. Benim vücudumun 80% sedef. Allah Allah. İyi bakalım, hadi bakalım. Başındaki bereyi çıkardı ki kafasının üzeri bütün
saçın derisi kerime kerime olmuş. Saçı dahi gözükmüyor. Hep yara. Gömleğini çıkardı, kolları, bacakları, at nalı büyüklüğünde yaralar. Ne oldu dedim. İşte yıllar önce, 15 yıl önce dedi, çalıştığı iş yerinde bir bayan gelmiş taciz etmiş. Aşkım, sevgilim vesaire deyip buna takılıyormuş. Bu da ben evliyim, çoluk çocuğu sahibim, beni rahatsız etme diyememiş adamcağız. Çok mütevazi bir beyefendi. Efendiliğini bozulmamış. Tabii ki böyle bayan gelip sürekli bunu taciz edince adam yaşamış olduğu psikolojik ruh sıkıntı hali, sıkıntı, gerilim, stres birdenbire her tarafından yaralar fışkırmış. Evet. Sivas Kangal'a gitmiş. 11 yıl. Her yıl bütün izin toptan alıyor. Bir ay Sivas Kangal'a gidiyor. Hı hı. Orada Balıklı Göl'de biraz rahatlıyor. Oradan geldikten bir ay sonra tekrar çoğalıyor. Böyle böyle 11 yıl. Bir ay rahatlamak için her yıl oraya gitmiş. Bir ay, sırf bir ay rahatlamak için. Evet. Dedi ki ya bunun çözümü var mı? 7 yıl önce dedim ki Almanya'da bir krem var. Getireyim. Bir hesap ettik. 60-70 bin para tutuyor. Çok para dedi. Ben dedi zaten zor geçiniyorum. İmkanı yok bunun. Gücüm yetmez. Ne yapayım? Dedi ki bana ucuz bir şey olsun. Kalıcı çözüm olsun. İyi vallahi iyisin dedim. Doktor Simoncini'ye göre bunun sebebi mantar. Hı hı. Bağırsaktaki mantarları yok edersek iyileşirsin dedim. Biz ona iksir tonik ürünleri verdik. Bu efendim özel bir çay hazırladık. Mahonya'dan biz ona özel bir kapsül ürün geliştirdik. Mahonya Forte diye. Evet. Ve kullandı. Adamcağız bir ay sonra bana geldiğinde %80 iyileşmiş. Ne oldu dedim? Kortizon mu kullandı? Yani kortizon da iyi gelir ama kullandırsın. Bıraktığı yan zaman etkileri nükseder. Yan etkisi çok büyük. Evet. Yok dedi. E nasıl iyileştin? Sizin ürünleri kullandım, iyileştim. Allah Allah, ben de şaşırdım. Evet. Bana göre 3-4 ayda ancak iyileşebilirdi. 3-4 hafta içerisinde iyileşmiş. Fakat iyileştim diye kişi hemen bırakırsa bağırsaktaki mantarlar yok olmadığı için tekrar nüksedebilir. 6 ay 1 yıl sonra tekrar nükseder. Evet. Bu arkadaş da aradan 5 yıl geçmiş rahat, hiçbir problem yok. 5 yıl sonra çok yoğun antibiyotik kullanmış. Yani tekrar bu nüksedebilecek dikkat edilmesi gerekiyor diyorsunuz. Ha, kimyasal ilaç kullanırsa yani antibiyotik, antihistaminik, antidepresan, hı-hı, gibi, hı-hı, kimyasal ilaçlar bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok ediyor. Evet. Zararlı bakteri ve mantarlar hızla yayılıyor. Bunlar da toksik madde üretiyor. Hı hı. Toksik madde karaciğeri zehirliyor. Yağlanıyor karaciğer. Evet. Birçok enzim anormallikleri ortaya çıkıyor. Alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları ortaya çıkıyor. 5 yıl sonra tekrar geldi. Tekrar ilgilendik. Hı hı. Güzeldi elhamdülillah. Evet.